Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da bildirim zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ortasında bu şekilde kar tanesi aparatı ve kenarlarını da sık iğneli boncukla süsledim. Sonra yemenimize yapraklarla süsleyerek bu modelimizi, çiçeğimizi taktık arkadaşlar. Evet, modelimizin yapımına geçelim. Bu şekilde bir tane kar tanesinden alıyorum. Şöyle ters tarafından başlıyoruz arkadaşlar. Gözün birinin içinden sık iğne yapıp tutturdum. 8 zincir çekiyorum. 3 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane bu şekilde çubuk atlayıp yaprağının birini atlayıp veyahut arkadaşlar buraya ikinci yaprağının içine bir sık iğne yaptım. Tekrar 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bir tane atlayıp ikincinin içine girdim. Kapattım buraya. Bu şekilde tekrar 8 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikincinin içine girip buraya kapattım. Bir tane zincir çekip döndüm düz yüzüne arkadaşlar. Bu şekilde bir sık iğne ile içeri giriyorum. İkinci sık iğneme bir zincir çekip giriyorum arkadaşlar. Çünkü buraya çatma işlemini kullanacağım rahat batabilmek için. Şimdi boncuklarımızı yavaş yavaş artık dizeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir tane boncuk alıyorum buraya. Sık iğne ile boncuğumu kapattım ve bir tane sık iğne yaptım. Tekrar ikinci boncuğumu alıyorum. Boncuğumu buraya kapattım. Sık iğne yapıyorum 2. Bu şekilde. Üçüncü boncuğumu aldım. Sık iğne ile kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. 3 oldu. Bir tane boncuk alıyorum. Buraya kapattım. Zincirimin içine girip 4 oldu. Bir tane daha boncuk alıyorum. Buraya kapattım. Bu şekilde. Zincirimin içine girip sık iğne ile buraya kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane oldu. Bir tane 8 zincirli yuvaya 5 tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Tekrar yanına bir sık iğne ile kapatıyorum. Yine ikinci yuvaya da aynı şekilde bir tane boncuk alıp yanına sık iğne yapıyoruz. 5 tane bu şekilde boncuk yapacağız. Bir tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Yuvada sık iğne yaptım. Bir boncuk. Kapattım. Sık iğne 3. Bir tane boncuk. Kapattım. 4. Bir tane boncuk aldım. Buraya kapattım. Sık iğne yaptım. Buraya tam 5 tane boncuğum oldu. Bu şekilde sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Üçüncü yuvamın içine de bir sık iğne ile girdim buraya. Tekrar bir tane boncuk aldım. Kapattım. İkinci boncuğumu aldım. Kapattım. Sık iğne yaptım. Üçüncü boncuğumu alıyorum. Kapattım buraya. 3. Dördüncü boncuğumu aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane oldu arkadaşlar. Sayı adedimiz 5 olacak. Beşinci boncuğumuzu da bu şekilde sık iğne ile kapattım. Yuvada tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar
Buraya bir zincir çekip sık iğnemi yapıyorum. Çünkü rahatlatma açısından. Buraya da koparmak için, sağlamlaştırmak için sık iğne ile geçiş yaptım. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battığı hazırlayıp tığ battığımızı sık iğne ile kapatıyoruz. Üzerine bir zincir. Şimdi arkadaşlar böyle küçük, orta boy bir örümcek çekiyoruz. İki defa tığımızın başına dolayıp üçüncü tığ battığının içine 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane de buraya zincir çekiyorum. Motifimizi alıyoruz. Burada bir sık iğneden sonra bir zincir çekmiştik. Oraya girdim arkadaşlar. Rahat bir şekilde sık iğnemi yaptım. Bir zincir de üzerine çektim. Tekrar trabzana sık iğne ile kapattım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6.yı da yandaki tığ batı da yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde buraya bir tane örümcek yaptım. İki defa doladım. İki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya 1, 2, 2, 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki arkadaşlar yine bir zincir çekip ikinci sık iğnemi bu şekilde kapattım. Bir zincir çekip döndüm. Trabzanıma kapattım. Bu şekilde arkadaşlar monteleme işini yapmış oluyoruz. Trabzanıma yine 6 tane sık iğne. 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki tığ battıma bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya bir örümcek yaptım. İki defa tığın başına doladım. Pardon arkadaşlar, yapraklar için 3. Bu ara çatım işi için 2. 3 defa. 1, 2. Yine aynı şekilde 3. tığ battıya girdim. 1, 2, 2, 2, 2. Şu yaprak kısmı için bu şekilde biraz daha uzun trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2. Bir defa doladım. Trabzanıma girdim. 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 tane trabzanım olunca hemen 2 defa tığımın başını doladım. Trabzana girdim. 1, 2, 2, 2. 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapattım. Bu şekilde. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 4, başı da sayarsak arkadaşlar 6 oluyor. Yani ilk batışımız. Yoksa 5 tane sık iğne oluyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. 6.yı da hemen buradaki tığ battımın içinde yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. 2, 3. Tığımın başında 3 defa var. Dolama var. 3. tığ battıya 1, 2, 2, 2, 2. Büyükçe bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. 4. ve sonuncu trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuğumu kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki sık iğneyi kapattım. 2, 3, 4, 5. 6.yı da yine yuvada
tığ battının içinde kapatıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağım da hazır arkadaşlar. Tekrar şu morumuzu çatalım arkadaşlar. Bir tane örümcek yapıyorum. İki defa tığın başını doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncüye iki olarak bu şekilde aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi aldım. Şöyle ters tarafından ikinci sık iğneye bir zincir çekmiştik. Rahat bir şekilde girdik. Tekrar bir zincir trabzana girip kapattık. 1 2 3 4 5 Buraya arkadaşlar 6.'yı da tığ battıma kapattım bu şekilde. Tekrar bu yandaki tığ battıya kapattık arkadaşlar. Yaprağı aynı tığ battıyaydı. Bir zincir çekiyorum. Buraya örümceğime girdim. İki defa doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncüye 1 2 2 2. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu şekilde öbür tarafındaki ikinci sık iğnemin içine sık iğne ile zincirimi kapattım. Bir zincir çekip döndüm. Bu şekilde arkadaşlar trabzanıma geri bir zincirimi kapattım. Modelimi çatmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trabzanlarımızın uçlarına birer zincirle tutturdum. Tekrar buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 yandaki tığ battıya kapattım. Bu da buraya sanki ölçmüş gibi hesaplamış gibi tevafuk oldu arkadaşlar. İpimizi koparalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi boncuklu, aparatlı, çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Hemen yapacağım dediğiniz modellerden bir tanesi oldu bence. Bu şekilde biraz da arka tarafından ütülendiği takdirde şöyle yaprakları da yapışacaktır. Çok hoş oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Zaten güzel olmasa ben size bu modeli çekmezdim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Güzeller. Hepsi güzel aslında modellerimizin de. Bazısı daha bize hitap ediyor yani. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.